Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 12 Nisan Çarşamba İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. İstanbul'da da 10 koşulu bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. 2 altınımız olacak. Ama bir bankoyla 2 altınımızı bağlayan koşuda banko ismimiz olacak. Bakalım inşallah şans bizden yana olur. Tüm yarışseverlere, herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet, gündüz Adana koşularını yorumlarken zaten sizlere dile getirmiştim. Cenazemiz vardı. Bana destek veren, cenazemizin başı sağ olsun dileklerini bana esirgemeyen tüm dostlardan, hepinizden Allah razı olsun sevgili dostlar. Yani tüm hepimizin ölmüşlerinin mekanları cennet olsun inşallah. Dualarımız onlarla sevgili dostlar. Sevdiğimiz bir halamızı kaybettik. Hepinizden çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Evet, koşularımıza geçelim. Koşularımız 10 koşulu bir program. 2 altılı demiştik. Birinci koşu saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde şartlı bir 3 yaşlı Arapların 1000 metre sentetik kuma çıkacak. 10 safkanımız yer alıyor. 2 ile 9 numaralı safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Evet, burada benim tuttuğum 3 safkan var. İlgimi çeken, hem orijinal olarak hem çalışma olarak da dikkatlerimi çeken safkanlar. İlk tercih yapacağım safkan. Burada 4 nolu safkanımız, o da Kaya Fatih. Halis Karataş'a eşliğinde piyasaya çıkacak. Yani burada Selim Kaya'ya ait safkanlar, gizli ekürler. Bunları da dile getireyim. Yani bir nolu safkanımız aynı şekilde sevgili dostlar. Yani gizli ekürü. Ama ben Kaya Fatih'in daha önde tutuyorum. Etkili koşmasını bekliyorum. Halis Karataş'ta ilk tercihim 4. İkinci atım 7 nolu safkanımız. Aynı şekilde Ahmet Kaya sahibi olan Yelbeğen Mustafa Çiçek eşliğinde ikinci tercihim. Ve de bir nolu safkanımız Ak Bedir diyeceğiz. Mehmet Kaya eşliğinde. Evet, 4-7-1 benim birinci koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. 3 safkanla burayı geçmeyi planlıyorum. Evet, ikinci koşumuza devam edelim. 10 safkanımız yer alacak. Şartlı 19, 4 yaşlı Araplar, 1500 metre sentetik kum, 10 safkanımız yer alacak. Evet, yarış hayatlarına hiç daha birincilikle tanışamayan safkanlarımız bir arada. Evet, burada ben baktığım zaman yani istikrarlı koşan, son iki koşusunu gerçekten çok başarılı koşular çıkartan üst üste İstanbul'da 1400 ve 2000'de güzel ikincilikler hanesine yazdıran 9 nolu bir kızım diyeceğim ben, Gökhan Kocakay eşliğinde. Bir de pistte ilk startında İstanbul'a 1400'de bir kızımın hemen arkasında güzel bir üçüncülük elde eden Özgür Gönül Taş eşliğinde piste çıkmıştı Aprant arkadaşımız da. Şimdi Ayhan Kurşun'a teslim edildi. Hem de 56 kilo olması. Ben Kerem'im 8 nolu safkanımız. Yani burada da ben 2 safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 9 ve 8 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka değerlendirin. Cüzi bir kupon önereceğim. Tuttuğum safkanları sizlerle paylaşıyorum. Evet, üçüncü koşumuza devam edelim. Birinci dörtlük ayarımız başlıyor. Şartlı 5. 4 ve Kore İngilizlerin 1600 metre çime çıkacak. 8 safkanımız yer alacak. Evet, ben burada koşuya baktığımız zaman sevgili dostlar yani birazcık karışık gördüm. Bakalım nasıl bir sonuç elde edecek. Birazcık fazla atla geçmeye çalışacağım burada. Tabii ki 165 günlük bir aradan sonra 4 nolu safkan Velat Abiş ile tekrar buluştu. Benim ilk tercihim 2 nolu safkanımız burada Ahmet Çelik eşliğinde etkili koşacaktır. Yani 4-2 yeterli gibi ama 1 nolu Grey Kurt her zaman sürprize açık olan bir safkan. Özcan Yıldırım'la yaptığı son kısa vadeli de Velat Abiş ile 1400'ü bitirdi koşuyu. Yine ayağına seri bir safkan sevgili dostlar. Yani çıkıp liderliği alabilirse, burada Rivieri atlatabilirse, tabii ki Rivieri de çok çok seri bir safkan. 1 nolu Grey Kurt mutlaka ben değerlendireceğim. 7 nolu Rivieri her an bir patlama yapabilir, çok çok dikkat. Sonradan 5 nolu Kopta ve de 3 nolu Subat diyeceğiz Halis Karataş eşliğinde. Birazcık kalabalık tutmamız gerektiğini düşündüğüm bir koşu.
Bu da benim kendi fikrim. 4, 2, 1, 7, 5 ve 3 benim bu koşuda sıralamam bu şekilde oluştu. Evet, dördüncü koşumuz 7 plasa ve birinci üçlük aynımız burada start alacak. Şartlı 3, 4 ve yukarı Araplar 1500 metre sentetik kum 7 sapkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, koşuya şöyle baktığımız zaman liderliği bir tek Vizigold ayağına gerçekten çok seri bir sapkan. 3 kulağa çekme avantajı Onur Yıldız eşliğinde piste çıkacak. Atı da çok çok iyi tanıyor. Bakalım nasıl bir sonuç elde edecek. 81 günlük bir ara var. Yani 1-2 koşu görmüş olduk. Son 2 koşusu da biri Bursa'da biri İstanbul'da sendirge çok kötü performans sergiledi. Aslında İstanbul'da da bu mesafede etkili koşar yani bu safkan. Vizigold'un kazandığı koşuda 1400'de kısa vadeli harika bir koşu çıkartmıştı. Yani liderliği alıp kaçıp bitirebilir mi? Yani kafamda bir soru işareti. Ama ben yine de sevgili dostlar Vizigold'a ben 3. sırada yer vereceğim. Ama ilk tercihim 1 nolu Nakış. Benim ilk tercihim olacak Eray Çizik eşliğinde. 2 nolu Afacan. 5 nolu Vizigold. Ne olur ne olmaz kafamda soru işareti. Eğer bir avans alırsa bitirebilir. Çok çok dikkat diyeceğim. Ve de 3 nolu Leonidas diyeceğim Tolga Yıldız'la. Evet 1, 2, 5 ve 3 şeklinde oluşan bir sıralama oldu. 7 plasa için 1 ile 2'yi tercih yapacağım. Bu koşuda bunu da atlamadan dile getirelim. Evet 5. koşumuza devam edelim. İkinci altılı gayemiz başlıyor. Şartlı bir mücadeleyle 3 yaşlı Arapların 1000 metre sentetik kuma çıkıyor. 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da ilgimi çeken 2 safkan oldu. Onlar kimler? Tolga Yıldız eşliğinde Altınoğlu Obir Çelik. Ve de zaten kendisi de çalışmış, kendisi de biniyor. Çok çok hoşuma da gitti. Altı benim ilk tercihim. İkinci atımda buna rakip olarak Ayen Kurşun eşliğinde Avcı oğlum diyeceğim. Bir turbo orijini. Ben 6-3 yeterli olacağını düşünüyorum. İkinci altılı gayemizin başlangıç ayağında önereceğim iki safkan. Evet altıncı koşu birinci altılı gayemizin son ayağı ikinci beşli gayemiz burada başlıyor. İkinci altılı gayemizin ikinci ayağına tekabül eden bu koşta Banko ismimiz olacak. 2-6'yı da bağlıyor. Handikap 15. 4 rekor İngilizler 2000 metre sentetik kum. 1 ile 7 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkıyor. 12 safkanımız mücadele içerisine girecek. Evet burada 187 günlük bir araya giren Anadolu Baharı sevgili dostlar. Yani 4 nolu safkanımız Halis Karataş'la ilk defa yani buluştu. Ben İzzet Aksoy'a ait yani gerçekten Tuğba İzzet Aksoy'lara ait yerlerde bakılan bir safkanımız. Son ikincilikten sonra 187 günlük bir araya girdi. O da şartlı 5'te bir mücadelesi vardı. Geçildi safkanda ekürüsüydü sevgili olsa. Bunu da dile getirelim. O zaman ekürüsüne Anadolu Prensesi kazanmıştı. Anadolu Bağrı'na da Ayhan Kurşun binmişti. Anadolu Prensesi'ne Halis Karataş binmişti. Yani ekürler biri birinci biri ikinci olarak bitirmişlerdi. Şimdi Halis Karataş Anadolu Baharı'na biniyor. Yani bunu da ilgiyle herhalde şey yapmıştır ilgililerine bakmıştır etmiştir büyük ihtimalle. Boş sapkana bineceğini de düşünmüyorum. Anadolu Baharı yarın benim banko ismimdir. Hem iki altılığı bağlayan bu koşuda ben koşuyu yine lehine çevirmesini bekliyorum. Aradan sonra güzel bir birincilikle taşlandırmasını bekliyorum. 4 nolu Anadolu Baharı benim bankomdur. Evet ikili oynayacak arkadaşlar için 2 nolu Padiyar diyeceğim ben. Ve de 9 nolu Merdokan Mustafa Çiçek eşliğinde 2 ile 9'u arkasına bağlayıp güzel bir ikili alabiliriz diye düşünüyorum. 4 nolu Anadolu Baharı bankomdur. Evet 7. koşumuza devam edelim. Serbest handikap Orhan Meker koşusu. Kısa vade 18-3 yaşlı İngilizler. 1400 metre çime çıkacaklar. 7. koşumuz 9 safkanımız yer alıyor. 2. dörtlük ayarımız da burada startı verilecek. Evet burada önereceğim ilk tercih edeceğim safkan. İlk defa İstanbul'a geliyor. Bursa'dan da yakınen tanıdığımız Mustafa Çiçek'le üst üste hem çimde hem kumda harikalar yaratan bir safkanımız.
Yani bu kadar güzel ilmeği yakalamışken, yani burada çalışmalarına da baktım, adeta uçmuş sevgili olsam. Mustafa Çiçek eşliğinde İkinoğlu Safkan'ımız benim alternatif bir banko ismimdir. Tabii ki bunun kötü koşması durumu, ilk defa İstanbul çimine gelmesi beni birazcık tereddüt içerisinde bırakıyor ama çok çok hoşuma giden bir Safkan. Burada yani karışık bir grup, 9 nolu Yaşam, 5 nolu Safkan'ımız olsun, 2-3, yani bu grupla ilk defa start alacak. Yani birbirlerine hemen hemen çoğu Safkan'la ilk defa start alacak ama 2 ben çok çok önde tutuyorum, alternatif banko ismimdir. Sonradan 7 nolu Safkan'ımız Alakont, sevgili dostlar Görkem Özçelik'le 51,5-51 kilo ile start alıyor. Çünkü ayağına da seri bir Safkan. Son iki koşusunda da İstanbul 1400 çimine harika koştu. Sonra Handikap 15'te bir mücadelesi vardı. Yine koşuyu kazandı. Yani çıkıp liderliği alırsa yani bir solukta bitirebilir. Tabii ki buna buraya baktığım zaman gerçekten süratli gidecek bir koşu. 8 olsun, 9 nolu Yaşam çok seri Safkan, 3-1. Yani 4-5, yani sayabileceğim Safkan. Bir tek 6 ile 2 nolu Safkanlar. Yani birazcık bekleme yarışı yapıp yani süratlendireceklerdir. Yani son düzlükte yarışı. Müthiş bir kapışma bizleri bekliyor. 2 ilk tercihim. İkinci atım 7 nolu Safkan'ımız. Sonradan 5 nolu Safkan'ımız ve 4 nolu Safkan'ımız da ben eksik etmeyeceğim. Buraya ben 4 Safkan'la geçeceğim. 2 çok çok önde alternatif banko ismim. O yüzden kaçak atlar olduğu için, burada çok kaçak at olduğu için ben yanına rakip önereceğim. Onlar da 7, 5 ve 4 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu 7. koşuda. Evet, geçelim 8. koşumuza. Erkin Talay koşusu, kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çime çıkıyor. 7 Safkan'ımız yer alıyor. 2. üçlü gayanımız burada startı veriliyor. Evet, koşuya baktığımız zaman burada 3 nolu Safkan'ımız bu grupla ilk defa start alacak. Yani burada benim ilk tercihim Ayyan Kurşun'la ilk defa buluşan bir Dagmar var sevgili dostlar. Kesinlikle ve kesinlikle ölçü alınmayacak bir Safkan. Mutlaka kuponumuza yazacağız bunu. Son iki koşusu İstanbul Sertedik'te, bu Sertedik'ten bu koşularda koşmadı Vedat Abiş'le. Tercihlemediler. Özlem'le çim yarışını beklediler sevgili dostlar. Yani çimde de yarış gördü bu Safkan. 4 yarışı vardı. 3. 4. 3. son 1800'de hatta koştuğu Safkanlar da, yani grup 2'de grup 3'te koşan bir Safkanımız, açık 3'te de koşacaktı işte, koşmamıştı. Onu dile getirmiştim. Çalışmaları da hoşuma gitti. 150 günlük bir ara ben Ayan Kurşun'a da teslim edilen bir Safkan. 2 nolu Dagmar benim ilk tercihim. İkinci atım 4 nolu Safkanımız Gökhan Kocakaya'yla. O da aradan sonra bir koşu görecek. Dikkat, 5 nolu Safkanımız Akın Sözen eşliğinde ve de 1 nolu Alan Alpe'de çok çok dikkat diyeceğim bu koşuda. 2, 4, 5, 1 benim 8. koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet, 9. koşumuz şartlı birin bir diğer aya 3 yaşlar atlar 1000 metre sentetik kum. Evet, 10 Safkan'ımız yer alıyor. 5 ile 8 nolu Safkan'lar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, burada da 2 Safkan önereceğim sevgili dostlar. Yani gözüme çarpan ve de yani hem orijin olarak da hoşuma giden, çalışmaları da iyi buldum. 3 nolu Gecenin Gölgesi Mehmet Kaya'yla ve 2 nolu Devir Kaya diyeceğim ben. Hakan Yıldız'la etkili koşmasını bekliyorum. 3 ve 2 benim bu koştaki sıralamam. Bu 2 Safkan'la geçmeye planlıyorum. Tabii ki sizin de tuttuğunuz Safkan'lar varsa, ilginizi çeken, bizim de gözümüzden kaçmış olabilir. 2-3 benim sıralamam bu şekilde oluştu. Evet, 10. koşu altılı gayımızın sonaya 13 Safkan'ımızın mücadelesini izleyeceğiz. İkinci altılı gayımızın sonaya Handikap 15, 4 ve yukarı Araplar 1400 metre sentetik kum. Evet, burada da birazcık kalabalık tutacağım bir koşu. Yani karışık bir grup bizleri bekliyor sevgili olsa. Yani gruba şöyle baktığımız zaman şans kaynağı son iki koşusunu çok başarılıydı. 2000'de ikinci son koşusunu zaten önerdiğimiz bir Safkanlı Selci Hatun, Dagran, Edayap, Cuda, Çağlayan Şeref, Prenses Lina, Ağdaş'tı. Yani aynı grupla, yani bunları şans kaynağı kazanmıştı. Hemen arkasında baş, boyun, biten koşular sevgili dostlar. Yine aynı koşuyu izleyeceğiz gibi düşünüyorum. Ben 2 nolu Çağlayan Şelale ile
start alacak olan Apprant Erkalem İbrahim Babuş'la zaten 4'te 2 yaptılar. Son koşusunda da 1400'e bu mesafede kazanmıştı 63 kiloyla. Şimdi hem de kilo da düştü. Çağlayan Şelale'den yine etkili bir koşu gelecektir. 2 ilk tercim, 2. atım 5 nolu Şans Kaynağı. Sonradan 3 nolu Eda'ya, pardon arkadaşlar, Selci Hatun. Sonradan 4 nolu Eda'ya, 8 nolu Toprak Tutkusu, 6 nolu Bagrat, mutlaka değerlendireceğim. 1 nolu Prenses Lina ve 7 nolu Malala diyeceğim bu koşuda. 2, 5, 3, 4, 8, 6, 1 ve 7 benim bu koştaki sıralamam. Gerçekten son ayak, altılı gayemizin son ayağı sürprize çok çok açık gördüm sevgili dostlar. Evet, Bursa'dan aktaracağım İstanbul programım buydu. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar ganyan olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlar. Bol şanslar.